Lincoln McCurdy, President of the Turkish Coalition USA, is here today. Amerika Türk Koalisyonu Başkanı Lincoln McCurdy bugün programımıza katılıyor. Çok teşekkür ederiz stüdyomuza geldiğin için. Acaba bize neden Amerika Türk Koalisyonu'nun bu 10 bin Türk kampanyasını siyasi eylem komitesiyle yürüttüğünü söyleyebilir misin? Bu ikisi farklı organizasyonlar mı acaba? Thank you again, Hulia, for having me on your program. That is a very good question. Why is there, why are there two organizations? If I may, I need to explain. Tabii Hülya, çok teşekkür ederim tekrar beni buraya davet ettiğiniz için. Çok güzel bir soru sordunuz gerçekten. Neden böyle iki farklı organizasyon olduğunu açıklamak isterim. Aslında Amerikan kanunlarından biraz bahsetmek gerekiyor bunu açıklayabilmek için. Amerika Türk Koalisyonu'nun başkanıyım ben, sizin de söylediğiniz gibi. Bu bir kar amacı gütmeyen bir örgüt. Dolayısıyla eğitim amacı güden çalışmalar yapıyor. Gelir vergisi ödemiyor. Ancak Amerikan kanunları Amerika Türk Koalisyonu gibi örgütlenmelerin ve diğer bize gibi çalışan yerel bir takım Türk örgütlenmelerinin ya da çok geniş örgütlenmelerinin siyasi eylemlere katılmasını kanunen yasaklıyor. Bu dernekler, organizasyonlar adaylara destek veremezler ya da adaylar için para toplayamazlar. Çünkü kar amacı gütmeyen örgütlenmeler oldukları için bunlar kongre siyasi eylemlere katılmalarına, destek vermelerine izin vermiyor. Ancak belli bir örgütlenme şekli olursa eğer siyasi eylemlere katılabiliyoruz. Bu da siyasi eylem komitesi anlamına geliyor. Bu organizasyonlar Federal Seçim Komisyonu tarafından yönlendiriliyor. Bunun arkasında büyük bir sanayi de söz konusu. Bunları PEC olarak adlandırıyoruz kısaca, yani siyasi eylem komitesinin kısaltması bu. Dolayısıyla binlerce siyasi eylem komitesi var ve bütün bu komiteler bir takım şeyleri halletmek isteyen, çözmek isteyen Amerikalılar tarafından kurulmuş durumda. Etnik bir takım komiteler de var. 3 yıl öncesine kadar Türklere ait bir siyasi eylem komitesi yoktu ve şimdi 2 tane siyasi eylem komitemiz var. Her ikisi de 2007'de kuruldu. Ben Amerika Türk Koalisyonu siyasi eylem komitesinin mali sorumlusuyum. Yine Houston'da da bir siyasi eylem komitesi var. TC USA siyasi eylem komitesi olarak adlandırıyoruz bu komiteyi. Yani bunlar aslında Amerika Türk Koalisyonu'nun altında gibi, ancak iki farklı organizasyon gibi çalışıyorlar. Dolayısıyla her ikisinin de farklı başkanları olması gerekiyor ve mali sorumlularının farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla biz kanunlara burada uyuyoruz ve her birinin eylemlerinin birbirinden farklı, ayrı tutulmasına özen gösteriyoruz. Burada Amerika'daki Türk topluluğu gerçekten zayıf kalmıştı uzun yıllardır. Dolayısıyla kendi fikirlerini, belli konularla ilgili düşüncelerini iletebilmek için bunlar çok önemli. Örneğin Ermeni tasarısına ilişkin çalışmalar konusunda. Eskiden Ermeni topluluğunun derneklerinin kendine ait siyasi eylem komiteleri vardı. Dolayısıyla bu konuda kendi konumlarını çok net bir şekilde aktarabildiler. Ancak buradaki Türk topluluğu maalesef düşüncelerini aktarma konusunda o kadar başarılı olamadılar. İşte şimdi artık bunlar yapılabilecek. İşte bu iki siyasi eylem komitesi Türkiye'ye ait, Türklere ait bu iki siyasi eylem komitesi kongrede milletvekillerine Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini anlatmaya çalışıyor ve neden Amerika'da bunun böyle olması gerektiğini anlatacak olursak, burada vatandaşların bir adaya karşı olmak ya da bir adayı desteklemek gibi anayasal hakları var ve işte şimdi biz de Türkler olarak bu oyunun içerisinde yer alabiliyoruz bu sayede. Amerika Türk Koalisyonu yeni bir kampanya başlattı. Adı da 10 bin Türk kampanyası. Burada amacınız nedir acaba? Yaklaşık 3 yıl önce siyasi eylem komitesini kurduk bu konuda. Ve yaklaşık $270,000 topladık desteklerle birlikte. Yaklaşık 100 kadar da adayı destekledik. Ancak
geniş anlamda bir temel oluşturma şansımız olmamıştı ve işte 10 bin Türk kampanyasıyla Amerika'nın bir kıyısından diğerine bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani burada desteklemek istediğimiz adaylar varsa Türklerin hepsinin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir adayı desteklemek isteyen, bu kampanyaya katılmak isteyenler için açık gerçekten bu komite. Bu küçük bir yardım da olabilir, büyük bir yardım da olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan destek vermek. Yani eğer 10 bin Türk kampanyası altında yeterli desteği toplayabilirsek, bu gerçekten buradaki tartışmaların, Washington'daki tartışmaların dinamiğini değiştirecek önemli bir konu olacak. Peki Kasım'daki seçimlerle bir alakası var diyebilir miyiz? Evet, 2010'daki seçimler çok önemli seçimler olacak ve burada Türk asıllı Amerikalıların, Amerika'daki Türklerin desteklerini verebilmelerini istiyoruz. Adaylar da olacak çünkü bu seçimde. Peki Türkler yeterince aktif olabiliyorlar mı buradaki siyasi yaşamda? Aslında eskiden çok fazla aktif olamıyorlardı ama dediğim gibi son 3 yılda özellikle daha fazla Türk asıllı Amerikalı siyasete giriyor, siyasete katılıyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Amerika açısından çok önemli bir adım çünkü artık buradaki Türkler daha fazla siyasete katıldığı sürece artık diyaloğun daha dengeli olması konusu da söz konusu. Türkiye'nin kendi bölgesinde ve burada oynadığı önemi anlatabilmesi, yine diğer Amerikalıları, Türk asıllı Amerikalıların burada eğitebiliyor olması, belli bir özgeçmiş onlara verebiliyor olması belli konularda gerçekten önemli. Aslında kamu hizmeti için adaylığını koyanlar Türkler için çok önemli. Şu anda 2 kişi var bu ülkede. Dolayısıyla buradaki Türk asıllı Amerikalıların bilimde, mühendislikte, iş dünyasında başarılı olmaları gerçekten çok önemli. Ancak kamu hizmeti konusunda, yani siyaset konusunda sadece 2 kişinin bugüne kadar seçildiğini ve yerel seviyede olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hiçbir Türk asıllı Amerikalı şu ana kadar devlet seviyesinde ya da federal seviyede seçimleri kazanmış değil. Dolayısıyla bu 10 bin Türk kampanyası buna bir temel oluşturacak. Gereken adaylara bu gerekli desteğin sağlanabilmesi, siyasete katılabilmesi için destek olacak. Çok teşekkür ederiz Lincoln McCurdy. Ben teşekkür ederim.